Evet değerli izleyiciler bu hafta da yine Mustafa Kemal Paşa'dan değerli konuğumuz Aykut Yaman Bey ziyaretimize gelmişti. Gelmişken de gündemi değerlendirelim dedik. E tabii hayvancılıkta yaşanan son dönemlerde gerçekten ciddi krizler var. İşte inekler kesildi, koyunlar kesildi. Gebeler bile kesildi maalesef. Çünkü insanlar hayvanları besleyecek yeme alamamaya başladı. Yem fiyatları uçuyor. Tüm girdiler artarken işte bizim ürettiğimiz ürünler maalesef para etmiyor. Tabii bu markette söz konusu değil. Markette de faiz fiyatlar var ama üretici arada tek başına ezilen kesim oldu. Öncelikle hoş geldiniz diyorum. İsterseniz her, çoğu insan tanısa da kısaca bir kendinizi tanıtıp başlayalım. Evet başlayalım hocam. İsmim Aykut Yaman, Mustafa Kemal Paşalıyım. Üreticiyim aynı zamanda ticaretle uğraşıyorum sahaya yem tedariği sağlıyorum. Kaba yem tedariği sağlıyorum. İşim bu. Üretici, i̇şim üreticiyle ve kendim de üreticiyim. Sahayı çok geziyorsunuz. Evet hocam. Temsilciler sahilde... işte son dönemde mesela ziyaret ettiğiniz işletmeler veya bu işle iştikal eden insanlardaki algın nedir yani şu aşamada hayvancılık sektöründe? Hocam son dönemlerde biliyorsunuz ki tüm sektörlerde olduğu gibi Tarım ve hayvancılık sektöründe de girdi maliyetleri. En büyük girdi kalemlerinden biri mazot, diğeri gübre elektrik. ve diğer elektrik enerji kaynakları. Yani bizim üretimimizde enerji çok pahalı evet. net şekilde ve bu da ister istemez bizim kar marjlarımıza yansıyor. Biz kardan zarar etme durumunu geçtik. Yani bir market gibi bir katma değerli ürün üreten firma gibi Kazançlar elde edemiyoruz. Üreticinin pozisyonu şu anda bu halde. Yani ben konkordata e, ilan edebiliyorum, diyemiyor üretici biliyorsunuz zaten. Şimdi Kilidi vurup hay. akşam da gidemiyor. Tabii ki de. Yani şalter indim, gidemiyor üretici. Aynen. Mecbur üretmek zorunda ki Yapacak hocam. Başka işi de yok. Tabii ki de. Yani bir de e, genç üretici grubu yok hocam. Ciddi manada bir yaşlılık durumu var ve bu son üretenler diye ben tabir olarak söylüyorum bunu. Son tamam. üreten insanlar ciddi manada sorun ve problem yaşıyorlar ve hayvanlar bir, bir kesime gidiyor. Son gündem He. bu. Ki artık çok biraz... işi bırakan... Çok, çok, olacak. çok oldu çok Bırakmasa da kapasitesi... Yani ben bir tane hayvanı olana da bin tane hayvanı olana da hizmet ediyorum. Buradaki parametreyi net şekilde görenlerden biriyim ben. Yani dağ köyünde Ali amcam. işte 10 tane ineği vardı. 15 tane danası, düvesi, buzağısı vardı. Gidim ben siz... üretmiyorum diyor. Kazan kazanmadığı için ben üretmiyorum diyor ve hayvanların hepsini satıyor. Mesela başarılı kooperatiflerinin süt üretimini e, düştüğünü gördüm. Üreticilerin birçok noktada bıraktığını gördüm. Yani pazarda doyduğumuz miktarları bile değilimiz tabii, tabii. gibi kooperatif bazında veya sanayi çok, bazında çok rakamlar çok düştü. Ciddi manada ve hunharca dişi kesimi oldu ve bu dişi kesimin dönüşü ortalama 3 yıl diye tahmin ediyorum. Yani ileriki dönemlerde bizi ciddi manada bir dişi kesiminden bir kriz bekliyor. Diğer yandan da e, genç nesil, yeni üreten olmadığından dolayı e, bu üretimin ciddi manada daralacağını, artık e, süt ürünlerinin de ciddi manada para edeceğini düşünüyorum. Yani insanlar ulaşmakta çok zorlanacak hocam. Ben böyle öngörüyorum. E, sahanın bu konuyla alakalı ciddi sıkıntısı olduğunu zaten herkes artık görüyor, biliyor, duyuyor. E, Gerekilenler Yapılmasını hep talep ediyorduk hocam biliyorsunuz. Sosyal medyadan yazıyorduk. Yani, ya bizdeki kaygı şu. Ette sorun var, şu. sütte sorun var. Hep dile bizdeki getiriyorduk. Bizdeki kaygı şu. Yani dünyada gıda krizi geliyor. Gümrür gümür geliyor. Ben geliyorum dedi. Yani geliyorum değil geldi artık. Yani biz bu aşamada kendimize yetebilirlik için elimizden ne geliyorsa bunu yapmamız lazım. Bu bizim beka sorunumuz. Kim ne derse desin. Yani milli savunma kadar önemli bir şey. Çünkü e, bu halkı biz birkaç öğün aç bırakamayız. Evet. Bizim yani işte neymiş efendim e, bizim yaptığımız operasyon e, işte e, müttefiklerimizi riske atıyormuş. Ya Yani bizim verdiğimiz şehitler hepsini Allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun. Ama biz şehit verirken müttefik bildiğimiz kişiler onlarla kol kola... Şey gezerken, yani çevremizdeki e, dost diyebileceğimiz ülkelerin de durumu ortadayken, biz kendimizi dışa bağımlı, hele gıda da dışa bağımlı hale getirdiğimizde ne yaparız? Parasını ödediğimiz silahı vermeyen bir sistemde bize, bize gıda verir mi? gıdayı parasıyla bile vermeyecekleri aşikar değil midir? Yani vermeyen düşen bu. Yoksa ben vatanını seven, ülkesini seven, bu ülke için canını verebilecek insanım. Aynen sen de öylesin. Bir yetiştiricilerin hemen hepsi öyle. Evet. Yani ülke tartışmasız e, tek ortak noktamız ülkemizin geleceği. E, gerçekten kritik süreçlere giriyoruz. Bakın Rusya örnek. Rusya 2009'daki yediği ambargoyla ciddi kriz yaşadı. Neredeyse vatandaşları açlıkla sınandı. Evet. Ama ondan sonra e, Sayın Putin çok güzel stratejiyle ülkesini e, yani işte değerli bir hocamız Ersin İstanbullu hocamız kendisi müsteşarlık falan da yapmıştır bakanlıkta. Şöyle bir ifadesi vardı bir Facebook yorumunda. 80'li yıllarda buğdayın fiyatını işte Rusya ne kadar ithalat yapacak rakamı belirlerdi. Bugünlerde buğdayın fiyatını Rusya ne kadar ihracat yapacak belirler hale geldi. Yani Rusya bunu başardı. Atıl topraklarını iyileştirdi, verimlerini arttırdı, kullanımı açtı. Ee, üreticisini destekledi. Her şeyden önce sen üret yeter dedi. Bizde de deniyor ama üretiyoruz, batıyoruz noktasındayız. Böyle de bir sıkıntı var. Şimdi tabii tarımın her sektörü de çok da vahim durumda değil. O da şeyden kaynaklandı işte emtia fiyatları falan artınca mecburen hiçbir piyasaya da yansıdı. Bazı ürün, ürünleri üretenler para kazandı. Ama bu hayvancılık özelinde Maalesef gelinen noktada damızlık değer taşıyan anaçlar bile karınlarında buzağıyla kesime gitti. İnsanlar bunu eleştiriyor, meslektaşlarım da eleştiriyor. Yazık değil mi, günah değil mi? Ben de şu soruyu soruyorum. Adamın kredi borcu var, sen mi ödeyeceksin? Bitti. Adam yem borcu var, yemci yem vermem diyor. Ne yapacak? Hayvan aç kalmaz. Yani doyuramıyorsan kestirirsin. Damızlık değerinde de... Piyasaya da satayım dediğinde zaten saha krizde hayvan alıcısı da bulunmuyordu. Yavaş yavaş süt para etmeye başladı. Talep artmaya başladı ama bir dönem hayvanı da satamıyorsun. E sat kurtul, ne? E, elinden çıkarmak zorunda kalıyor. Ne yapacak? Kestirecek. Yani ben insanların kendi ailesinin rızkını gidip de hayvana yedirme noktasında zaten hareket ediyor da. E, ama e, şimdi... Yem alamı yem alamayan adam zaten o gebeliği de kaybedecek. Hayvan aç kalacak. Metabolik sıkıntılar, abort olacak. Anneyi de kaybedebilecek. Ya bir de artan maliyetlerden hocam e, besleme noksanlığı var. Üreme ile de alakalı normal şartlarda ciddi bir problem vardı. Hayvan Aynen. varlığı azaldı, kesim. Şimdi mesela biz uzun zamandır yine sosyal medyada süte iyi bir fiyat verilsin, üretici kazansın, üretim artsın. Ya, hakkı verilsin. Fiyat, tabii ya tabii ki de biz... üretici kazansın ki üretebilsin dedik. Aynen sürdürülebilir Default üretim sürdürülebilir karlılığı gerektirir. Bakanlığa gittik hocam. Yani mesaimizden ayırdık. Arkada üretici arkadaşlarımızla toplanıp bakanlığa gittik. Bakan Bey'e derdimizi anlatmaya çalıştık. 7 saat orada toplantı yaptık mesela örnek veriyorum. Ne için? Ülke için. Üretici için. Yaptığımız bu toplantı neticesinde ne değişti? Hiçbir şey değişmedi hocam. Yani arz talep dengesi sahada bozuktu. Bir denge oturtulamıyordu. Şimdi ciddi manada dişi materyal kesildi. Su akar yolunu bulur değil hocam. Şu anda süt akar yolunu bulur, süt evet. fiyatını buldu hocam. Yani daha bulacak, da bulacak, daha da, ha, daha Çünkü, da artacak. E, şimdi bugün e, son günden mesela Asgari ücretteki yapılacak bir iyileştirme evet. arkasından diğer ücretler de onu takip edecektir. O iyileştirme sonucu işte evine yarım kilo peynir alan hiç alamamaya, işte iki kilo alan bir kilo almaya başladı. E, bir özlem var, e, birazcık teki alım gücü yani alım gücü arttığında talep artacak. Ya, tabii o ki talebi yani. karşılayacak piyasada süt yok, inek yok. Aynen öyle. Ette de aynı şekilde hocam. Yeterli sayıda besi materyalimizin olduğunu düşünmüyorum. Mesela kuzu fiyatları hareketlendi. Ee, buradan küçük baş üreticilerimize de selam olsun. Şimdi e, koyunlar kesiliyordu. Koyunlar kesildi, anaç rahim gitti. Şimdi kuzu fiyatlanmaya ben, başladı. Önümüz zamanında işte yine sizin dediğiniz gibi asgari ücrete zam geldiğinde tabii ki de kuzu yetine bir talep olacak. Şimdi yetiş, yetkililere de şunu özellikle vurgulamak isterim. Geçenlerde bir deneysel çalışma için bize koyunun yumurtalıkları hı hı. gerekti. Arkadaşlarımızı mezbahaya gönderdik. Bir tane resim çekmişlerdi. Suffolk etçi koyun ırkı dişi kesimi yapılmış. Yaklaşık bir buçuk ay civarı gebe ikiz yavru vardı. Eyvah. Yerde yatıyordu. Arkadaşlar bunun tek olmadığını birçok gebe koyunun o gün kesildiğini ifade ettiler. Şimdi zaten para kazanan bir sistemde yetiştirici gebe koyunu asla ve asla kesmez. Tabii Kesime sevk etmez. Durum bu kadar vahim ve e şunu söyleyeyim yani o kuzular muhtemelen kesilmeseydi anneleri Ocak'ta ya da Şubat'ta doğum olacaktı. Arkasından da bunlar bizim yaz ıı, döneminin işte Mayıs et ihtiyacının arttığı evet. sürecin kuzuları olacaktı. Aynen. Yani biz ne yapıyoruz? Kendi gelecekteki et potansiyelini de dediğin gibi e, ciddi krize sokuyoruz. Yani e, dışarıdaki et fiyatları da eskisi gibi değil. Değil mi? Evet. Değil hocam. E, Dolar döviz fiyatları ne kadar? Hocam Amerika'dan gelen düvelerin 3400 euro bandında olduğunu işte e, Almanya, Danimarka ve diğer Macaristan gibi ülkelerden 2100 eurodan 2400 euroya kadar Holstein ırkı hayvanlarının olduğunu biliyorum ve bu da kaba kabataslak bugünkü fiyatlarla e, döviz endeksi çarpımıyla karşımıza 46 bin liradan 58 bin liraya kadar bir hayvan damızlık hayvan fiyatını gösteriyor. E doğal olarak buradaki işte en son biliyorsunuz ki bir proje çıktı, e, düve desteği verilecek. Ülke içinden hastalıktan, temin. ağrı işletmelerden temin edilmesi kaydıyla devlet bu e, kredinin bir kısmını karşılayıp e, gebe düve temini sağlamak istedi fakat ee, bize ulaşan bize ulaşan karşılık bir da. ben döve almak istiyorum diyen şeylerde. Zaten nakit ödeyeceksin. insanlar ha. para kazanamıyor ki. Tabii Sıfırdan de. girecek insanlara belki Hocam şimdi deseniz ki atıyorum farzi misal söylüyorum. Ortalama bir fiyat söyleyelim. Bu iki makas arasında 45 bin 50 bin TL deseniz 10 hayvan 450 bin TL. 100 hayvan 4,5 milyon TL. Yani, bu az bir rakam değil. Serma, bunu yatıracaksınız artı onu besleyecek yemin stok olması bu lazım. Tabii ki de bu uzun bir süreç. Yani lazım. dönemsel olarak da 2012'yi biliyoruz, 2008'i biliyoruz, 2012'yi biliyoruz, 2014'ü biliyoruz. Yani hunharca hayvan girdi. Tarih tekerrür etti. Şimdi girsin... Ama şu anda o dönemde hayvan getirenlerin yeniden hayvancılığa gireceğini ben hiç zannetmiyorum hocam. Diğer yandan sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek ya şimdi şöyle bir şey artık diyor. yoğurt da yemez hocam çünkü süt bağlı. <laughs> yani şunu da söylemek lazım bir dönem işte yok 2 yıl ödemesiz 5 yıl vade şey 5 evet. yıl ödemeli faizsiz falan 7 yıl ödemeli 2 yıl ödemesiz 5 yıl ödeme. işte bu şekilde desteklerle şey yaptık ve bu o dönemde sanayici bir kesim özellikle de tekstil inşaat evet. vesaire bir kesim girdi. Evet. O zaman ama çevrelerinde bu işi yapıp tanışabilecekleri arkadaşları yoktu. E şimdi bu işten ağzı yanmış bir tekstilci başka bir yeni teşviklere heves edip de girmeye kalkarsa gider onunla konuşursa alacağı cevap da ortada. Sakın. Aynen öyle ya yani hocam. Zaten bu işi bir şekilde hayatında hiç bu işin bir noktasında olmamış insanlara vermek de hata. Evet. Şimdi yani mevcut bu işi yapmaya yap, mevcut haliyle bu işi yapmakta olan değil mi? İnsanlar varken bunları kazanmak varken Onları çıkarıp yerine bu işten anlamayan insanları sokmanın da çok bir rasyonalitesi yok hocam. Ülke yap. ekonomisine zarardan başka hiçbir şey değil. Şimdi o gelen hayvanların birçoğu kesime gitti. Şey noktası önemliydi. Ona değinelim. Şimdi biz hayvanları e, artan maliyetlerden dolayı birçok şeyden kısmaya çalışıyoruz. Evet. Bu kısmanın sonucunda neler yaşanıyor işletmelerde özellikle yem besleme bakımında. Hocam şimdi bu metabolik problemler az çok biliyorsunuz üreme ciddi manada uzadı. Yani bu mesela hayvan doğum yaptı, iyi bir kuru dönem beslemesi geçirdi diyelim. 60. 70. ya da en geç 90. gün bir üreme oluyor. Ama şimdi öyle değil hocam. Yani nasıl şöyle tarif edeyim. Doğumunu yapıyor, 5 ay olmuş, 6 ay olmuş. Hala. Hala sağım yapıyor üretici. Kızgınlık görebiliyor musun diyorum, görmüyorum. Abi bir şey yapman lazım diyorum hocam, burası çok önemli. Ya diyor zaten borcum var, onu da kestireceğim. Bu borcunu evet. kapatabilmek için gebe bırakamadığı hayvana, halbuki eksik ve noksan beslemeden kaynaklı bu. Hayvanın Çözümü herhangi bir kusuru bir yok. Şey. Yani hayvan nankör değil ki. Çözümü çok basit. Ucuz, maliyetsiz. Birkaç noktaya dikkat edildiğinde zaten hayvan size cevap veriyor. Ama üretici buna bile maliyet, maliyet yapmak istemiyor. Onu da keseyim, gübre yani, paramı, borcumu kapatayım. Veteriner hekim arkadaşım Arif, Arif de şöyle bir şey demişti. Hocam süt para ettiği zaman hastaya gittiğimde "Hocam ne gerekiyorsa yapalım." diyor. Evet. Benim de öyle edeceğim. Talep buydu. E, süt para etmeyince e, şunu yapalım." Yok hocam biz onu kestirelim hemen. Diyor. Çünkü gerçekten yani bir insan ya hiçbir işletme kar olmadan işini sürdürmek istemez. Evet. Bu hayvancılık yapanlar özellikle küçük aile tipi işletmeler e, zarar da etse devam etmek durumunda kalıyorlar. Yani Kendim de biliyorsunuz, biliyorsunuz işletmemiz var. Şimdi ben o işletmeyi kapatsam başıma geleceği çok iyi biliyorum. O işletmedeki her şey talan edilecek. Başı boş kalırsa yani oradaki yatırım çöpe gidecek. Evet. Hurdacıyı çağırıp o her şeyi hurda fiyatına satmam gerekecek. Kaç yıllık birikimi gömeceğiz. Yani yazık, günah. Bir evet. anda da bırakamıyorsun. İşte yani çok basit dokunuşlarla bence Türkiye'de suç sığırcılığı ...ciddi anlamda avantajlı hale getirilip sürdürülebilir bir üretim sağlanabilir. Hocam şimdi 3 aşağı 5 yukarı süt fiyatı dengini buldu gibi. Daha da zamlanacak. Daha yani da, da zamlanacak. Şimdi... Arstalep meselesi değişti. Şimdi üretici bu noktada para kazanmaya başladığında... ...zaten doğal olarak hayvanların üreme parametresi de değişecek. E, Buza sağlıkları da değişecek. Evet. Dişi materyal kesmek zorunda kalmayacak. Bu sefer erkek besilik danasını kes, kesecek. Kendi ihtiyacını işletme giderini veya kazancını görecek. Bu dengede giderse, umarım bu dengede gider hocam ama bir 3 yıl kadar da bu e, dengenin böyle gideceğine inanıyorum. Benim öngörüm bu. Yurt dışından ithal hayvan gelse bile bir şeylerin değişmeyeceğine inanıyorum. Çünkü tüket ülke nüfusu belli, tüketim belli. Alım gücü ne kadar düşse de yine bu insanlar tüketiyor. Türk yani aç kalmaz kimse hocam. İlla bir şekilde alır. İşte bazı e, zincir marketlerde peynirlerin ucuz olan kısmı var. Bir de e, bu şarküteri tarzı ya da daha iyi ürününe güvenen e, ko işte kooperatifler, yerel üretim mandıralar vesaireler. Bunlar peynirini pahalı satıyor. Üretim maliyetleri belli hocam. Yani herkesin bir maliyeti var. Dek yani Tek maliyetini yansıtamayan üreticiydi. Artık o da yerine bu dengeni buluyor. Şimdi güzel bir şey anlatayım buradan. Ee, yıllar önce, işte kaç yılıydı, bu TANAP projesi devam ederken orada mühendis olarak çalışan bir Amerikalı, aynı zamanda da hayvan yetiştiriciliği yapan birisiyle tanıştık. Ee, i̇şte o dönem TİGEM'de de embriyo transferi e projesi devam ediyordu. TİGEM, Karacabey TİGEM'i gezdirmiştim. Ee, çok beğendi. Orada sohbet esnasında şöyle bir ifade geçti ve çok yerinde bir şey. Siz dedi gemilere ve mazota çalışıyorsunuz dedi, nakliyeyi. İtalya, Amerika'dan gemi kirala, buraya hayvan taşı. Evet. Halbuki Türkiye kendi damızlığını çok rahat üretebilir. Ee, yani niçin üretemeyelim? Bizim bir günde kestiğimiz, kurban olarak kestiğimiz büyükbaş hayvan sayısına sahip ülkeler bize hayvan ihraç ir ediyor. Evet. Yani bir, oturup bir, bir kurban lazım. bayramında harcadığımız yani hayvan. Yani bir milyon civarı büyükbaş kesiliyor evet. benim bildiğim kadarıyla. Evet. Adamın bir milyon popülasyonu var bana hayvan satıyor. Yani biz niye gerçekten yani burada bilmiyorum ama eğitim önemli. Yetiştiricileri iyi eğitmemiz lazım. Evet. Yani anadan, dededen, atadan, dededen işte ata tohumu yok bilmem ne geçti bunlar. Evet. Biz modern bilimin aklın gerektirdiği insanların tüm dünyada uygulanan yöntemlerle daha da iyisini yaparak kendi halkımızı daha sağlıklı ve daha güvenli gıdaya kavuşturmamız şart. Ee, şimdi atadan dededen görme hayvancılık sistemiyle gideceğimiz yer bizi aç bırakır. Sona götürür. Yani işte ya işte hocam talihsiz bir açıklama yapıldı. Holstein ineğin sütü içilmez dendi. Ya, ya dünyada şey. süt üreten inek Holstein tüm dünya Holstein sütü içiyor. Aynen öyle. Bunu söylemek e, yani ne bileyim yani bunu söyleyen yani insanın birikimi nedir bu konuda, bilgisi nedir, görgüsü nedir? Bunlar sorgulanmalı artık. Yani hiç kimse, ben yani yerli hayvan yerli hayvan, yerli hayvanlarda biz büyük başta treni kaçırdık. Kaçırdık hocam. Çünkü neden? Hiçbir seleksiyon yapmadık, hiçbir kaydımız, kuydumuz yok. Zaten çoğu melezlendi. Hatta bir dönem devlet politikasıydı. Şimdi köye biz bu bir proje için yerli hayvan toplamaya gidildiğinde yaşlı bir amcam şu ifadeyi kullanıyor. Ya yıllar önce geldiniz boğa verdiniz bunlar melezleyin dediniz. Şimdi safını niye arıyorsunuz diye sordu <laughs> diyor, dedi arkadaş. Doğru. Çok yerinde ve doğru bir soru. Yani biz yıllar öncesinden bu hayvanları selekte etmeliydik. Yani verim açısından biz bunların kayıtlarını tutup iyilerinden e, nesilleri devam ettirerek Avrupalının, Amerikalının yaptığı sistemi biz de kendi hayvanlarımızda yapmış olsaydık onlarla beraber başlayıp bizim de çok kaliteli hayvanlarımız olacaktı. Yani yerli hayvan demek vasat hayvan demek değil. Ya değil hocam. Mesela Karacabey Esmeri. Ama geliştiremedik. Karacabey Esmeri melezleme ile elde edildi. Ha sonra melezlemeyi bilmiyorlar. Hibriti bilmiyor. İşte hibrit nedir? Melezlemedir. Yani melezlemenin diğer bir adı hibrittir. E, melezlemeyi hibriti bilmiyor. GDO'yu bilmiyor. Birbiriyle karıştırıyor. Çelişkili, yanlış, bilimde ...yeri olmayan yanlış e, bilgiler aktarılıyor insanlara da. Evet. Şimdi hibritleme eleştirildi eleştirildi... ...ondan sonra Bafra koyunu örnek verildiydi. Bafra koyunu da yanlış hatırlamıyorsam... ...bizim Karadeniz bölgesinin Karayaka koyunuyla... ...işte Marmara bölgesinin kıvırcığının melezlenmesi sonucu... Evet, evet. ...ülkemize de adapte olmuş. Gerçekten e, yapan hocamız, bu çalışmayı yürüten hocamız... E, Sıra da evet, analım burada teşekkür edelim kendisine. Yani e, güzel bir çalışma, güzel bir ırk ortaya kondu. Ama Ta, bu yani da hibrit bir şekilde. ırk. Ama bir yerde hibrit demeyi eleştirip sonra onu örnek göstermek de abesle işgal bir durum. Sonra e, yetiştiriciler bir de şey sıkıntı değil mi? Yani bir bıkkınlık var. Hocam Heres çok kaçtı. bıkkınlık var. Değil çok, mi? Yılgınlık. Çok. Ya kazanç olmayınca... Dolayısıyla adam düşünüyor yani ben ne için uğraşıyorum, kim için uğraşıyorum? Yani yaşlı bir kesim üretim yaptığı için yani süt parasını, yem parasına bağışlayan kendini de idame edebilecek bir parayı elde edemeyen üretici evet. ciddi manada sıkılmış durumda. Yani şimdi yeniden kazandırabiliriz diye ben kahve sohbetlerine gidiyorum hocam, konuşuyoruz istişare ediyoruz, ne diyor anlatıyorum işleriz. anlatıyorum. Aykut param olsa yaparım. Neden yapmayayım? Bak benim bunu karşılamaya param yok diye söylüyor. Ay sonu geldiğinde bana ödenen paranın gider maliyetlerimi karşılamadım diyordu hocam. Şimdi, Şimdi... mesela kabayam da satıyorsun burada. Evet. Şeye girelim. Şimdi mesela atıyorum ee, küçük aile işletmesi 20-25 sağları var. Bu işletmenin geçen seneki kabayam stok maliyetiyle bu seneki kabayam stok maliyeti ne kadar arttı? Hocam maliyet parasal anlamda 5 kat arttı. Peki bu adam son bir yıldır para kazandı mı? Yok. Kazanmadan siz bir üreticinin e, kabayem stok maliyetini 5 kat arttığı bir ortamda bu adama para kazandırmadınız. Bu adam bu stoğu nasıl yapacak? Yani kabayemini koyamayan birçok üretici var hocam. Yani Kamyonlarla köylere biz silajlar gönderirdik. daha köylerine. Onları hmm. ekemiyorlar bölgede. Gönderirdik. Bu sana yani alanı olmadı. Çok ciddi manada düşüş var hocam. Yani ben e, kesilen hayvanların şeyin ciddi manada azaldığını düşünüyorum, net şekilde de görebiliyorum. Hocam konu gelmişken az önce de bahsettiniz ya. Şimdi e, üre, halen aslında üretmek isteyen var, çabalayan var. Ya, yok bu işi görenlerse ee, çok insan var. Tabii ki de. Yani yaşam biçimi hocam bu. Yani bu ne, bir başka bir meslek, meslek değil. Başka iş zaten. Ha bu yaşam biçimi. Ya hayır hem meslek ama yaşanan bir meslek. Yani, Aynen bu, öyle. Sev, gönül gönül işi. Gön yani o işi gönülden sevmeyen insanın başarabileceği bir iş değil zaten. Evet şimdi. 3 yıl gibi bir damızlık açığımız var hocam. Bunu öngörüyoruz hepimiz. Yurt dışında da hayvan yok. Ha, yurt dışında hayvan yok, damızlık yok. İşte o i̇şte noktaya Almanya geleceğim. İşte Almanya fuarından bir paylaşım yapılmıştı. %35 etçi atılmış. Evet. Çünkü e, onlar da öngörmüşler. Gelecekte et krizi çıkacak. Dolayısıyla et üretimini arttırmak için kullanma melezlemesine gidilmiş. Besilik materyali e, daha Dolayısıyla çok zaten doğan 3 buzağdan bir tanesi besiye direkt gidecek. E, konvansiyonelde kullanıldıysa ee, çoğu işletmede kendi replase edecekleri yani kendilerinin sürüde yenileyecekleri hayvan potansiyeli ancak kendilerinde var. Kendilerine yetecek. İşte hocam bu noktada e, sizin sizlerin sayesinde tanıdık. E, embriyo transferi. Ben size sorayım hocam. Ben üreticiyim. Beni bir küçük üretici düşünün siz akademik camiada gerçekten bu konuda ciddi hizmet vermiş insanlardan birisiniz. Vallahi açıkçası hayatımızı ona adadık Heh, Şimdi hocam yani birçok e, hocalarımız da var onlardan da görüyoruz ama sizi daha çok yakinen tanıyoruz. Mesela bir üretici ben sorayım size, bir moderatör olayım. Bir üretici e, iyi bir genetik elde etmek istiyor. Bu embriyo transferi nasıl yapacak hocam? Bu süreç nasıl bir şey? Hani e, sizler bilgi veriyorsunuz ama biraz daha bunu üretici diliyle yorumlar mısınız? Bizlere anlatın. Mesela ben hayvancılığı bıraktım. Ama bu bıraktım da işletmem hala duruyor. Benim aile işletmesi. Yarın arazimden kaba yemimi üretirim. Birkaç yıl sonra yeniden başlarım üretmeye. Bu benim için problem değil. Ben bu işe başlamak istediğimde iyi ve kaliteli bir damızlık elde etmek istiyorum. Amerikan sürülerindeki gibi, İngiltere, Almanya sürülerindeki gibi işte laktasyon verimleri çok iyi olan buza ya da damızlığın fizik kondisyon şartları, et tutma kapasiteleri vesaire bunları iyileştirmek istiyorum. Ben embriyo transferi için ne yapabilirim? Ne yapabilmeliyim? Yani şimdi birinci şey embriyo transferini e, uygulayacak işletme bir kere bakım beslemeyi dört dörtlük sağlayacak işletme olmalı. Yani ben şimdi e, bir işletmem var e, genetik kapasitesi ortalama 40 litre olabilecek bir sürüye sahipken ben buradan 30 litre alıyorsam benim embriyoya ihtiyacım olmaz. Çünkü yani ben sütü arttırdım emliya transferiyle ama peki burada şeyi ne yaptık? Ee, bakın beslemeyi yapamıyorum. O doğacak buzağdan da benim çok e, düveden de çok verim alabilmem söz konusu olmayacak. Ölü bir yatırıma dönüşür. Şimdi, şimdi şöyle düşünün hocam. Bunu hakkıyla yapmak için tamam mı? Bir kere bakın beslemesini iyi yapan işletme olmalı. İkincisi bunlar ya çok e, düzgün kayıt tutulmuş eee ülkemizdeki işletmelerden temin edilmiş embriyolar olmalı. Çünkü kendisinde zaten sayı çok kısıtlı. Donör dediğimiz yani embriyolarını alıp da kalitesi üst düzeyde olan bir anne lazım bize. Bu anneyi bu tür anneleri de o tür işletmelerde bulmak biraz daha zor. Dolayısıyla ya Türkiye içerisinde üretilmiş e, pedigrisi belli. Anne baba kayıtları, süt verim kayıtları olsun. Hatta hanın annesi, hatta onun annesine kadar geriye gidecek şekilde pedigriden gelen kaliteli damızlıklardan üretilmiş embriyoları almalı. Ya da yurt dışından ithal edilmiş olmalı. E, yurt dışında artık sistem e, yani genellikle de embriyo üretirken genomik bile daha embriyo iken bile genomik bakılabiliyor. Onun ötesinde öyle olmasa bile e, annesinin genomik değerleri belli bunlardan temin edip de yoluna devam etmeli. Ha pahalı deniyor. Bu pahalı da Türkiye'nin bir uydurduğu yalandır. Ne neye göre? Ben de bu öyle pahalı. diyordum en başlarda ama neye göre? En güzel soru bu. Neye göre pahalı? Ben gidip de sıradan bir hayvana sırf embriyo transferi yapıyorum diye anne seçip, donör anne seçip yani embriyo veren anne seçip Ondan topladığım embriyoları yine ona benzer verimi olan bir anneye yapıyorsam bu maliyeti arttıran gereksiz saçma sapan bir uygulamadır. Evet. Ama ben gidiyorum bir sürünün içerisinde 70 litre, 80 litre süt veren bir anneden embriyoları topluyorum ve e, 30... 15 litre veren. 30 olsun. Yok hocam 30 olmuyor. Yani yok, yok. ülke ortalaması süt verimi şu anda 3500-4000 litrelerde. Ya o biraz yalan. Holstein <laughs> sürülerde yüksek aslında. Besleme, biz orada da hata yapıyoruz. Ya besleme noksanlığından kaynaklı hocam. İşte ama Üç oraya, oraya o emriyoyu vermemeliyiz. O kadar düşük. Bakan... Olmaz mı yani? Şimdi mesela köylü Ali abi. Şimdi şöyle olur ama o 15 litre almasının Holstein hayvanı diyorum bak yerli hayvan değil. Hımm. E Horstein ve 15 litre süt alıyorsa o bakamadığından alamıyor. Bakamadığından alamıyor. Ama ben oraya o embriyoyu verdim yine bakamayacak doğan hayvana. Ve bu embriyondan istifade edemeyecek. Anlam olmayacak yani benim Anlam. orada süt Yani burada de... şart koşul kaliteli bir besleme, dengeli ya, bir bakım. Bak, bak şimdi demin daha önce de konuştuk programdan önce. Evet. Hayvan 100 litre süt veriyorsa en az 350 gram saf proteinli sütle atıyor demek. Evet. E şimdi bu 350 gram süt, e, proteini vermezsen bu hayvan proteini nereden temin yani edecek. Kendi başına sentez demiyor, Dışarıdan aldığı amino tekrar vücudunda birleştiriyor. Proteinleri yıkımlıyor. Amino bölünüyor. Bu amino de tekrar işte süt proteinine şuna buna dönüşüp sütle dışarı atılıyor. Evet. Dolayısıyla orada bakım beslemeyi yapamadıysa ben genetik kapasitesi yüksek emriyoyu verdim. doğacak anneden yeterince yine süt alamayacak. Yani bakım beslemeyi tam yapacak ki. Şimdi şöyle bir hayvanın veriminin yüzde çevresel etkiden Faktör. etkilenir. Yüzde yirmi beşi genetik. Çevresel bana bağlıdır. Bakın besleme konfor. Yani şey de çok önemli. Hani istediğiniz dünyanın en iyi rasyonunu verin ama hayvan konforu iyi değilse işte Tabii e memeler ne kadar çamura batçık e işte ne bileyim yattı yatak alanları, yaş, çamur, e havasız, e, sağlıksız, bir havasızsa yani konfor da besleme kadar önemli bir şey. Bunları sağlamadığı sürece o hayvandan o verimi alamayacağı için o işletmede onu yapmanın anlamı yok. Hmm. Onu yapabilecekse ortalama o 30 olsun bak. 70-80'den 30'a naklettim. 30'dan elde edeceğim e, yavrudan hadi bu aydayı kullandım 35-40 alacakken bundan 50-60 alma ihtimalim var sütü. Evet. Ya da şöyle amiyane tabirle kabayla, kabaca şunu söyleyeyim. Benim ee, naklettiğim embriyo, nakle, naklet, nakilde kullandığım taşıyıcının taşıyıcıdan normal şartlarda tohumlama yaparak elde edeceğim düveye kıyasla en az bir ton süt versin. Bir ton yani. süt demek 10 bin lira demek. Aynen, Laktasyon yani. başına. Bugün, bugün Hesap şartlarda... bu şekilde yapılmalı. Ee, bu şekilde e, faydayı görebilen işletmeler de bu işi uygulamalı. Tabii ki de ya hocam şimdi damızlık ciddi manada bir para. yani. yani. Küçümsenmeyecek rakamlar. Tabii canım 50-60 bin lira konuşuluyor. Artık hayvan değerli. Yok ya yani bir de yok satıyor. Yani ki, işletmeleri arıyorsunuz. Evet. Eskiden rahatlıkla hatta sizi arıyorlardı belki. Evet. Damızlık hayvan lazım mı? Şimdi arıyorsun yok bir yıl boyunca biz Mesela satamayacağız. Mesela daha akşam irtibat kurdum. 150 tane gebe, simental gebe düve istiyorlar. Ağrı hastalıktan ağrı. Dedi piyasada, ben satmıyorum. Piyasada yok. Ha. Ya da dedi ki ben eğer satacaksan Mart ayını beklemelisin. Artık randevuyla ilerleyecek olan Aynen, bir şey anne karnında hayvanları satmaya başlayacaklar i̇şte şimdi, belki doğarsa sana. Bu tip, bu tip şeylerde hocam ben şöyle öngörüyorum. Yani bu embriyo biraz daha transfer öne çıkmalı hocam. Embriyo transferi. Yani şimdi bakarsan, daha da dillendirilmeli. Bakarsan, bakanlık desteklemeli. Bakarsan hayvancılığı gelişmiş ülkeler say bana. Ya bizim ülkemiz değil de. Yok bizim ülke değil de. <laughs> Avrupa'dakileri say mesela. Ya Almanya. Almanya. İtalya. İtalya. İtalya İspanya. İspanya. Yine bayağı daha bayağı. çok Hollanda. Hollanda. Hollanda e tartışılmaz zaten. Bakarsanız yani. Hollanda, Almanya ve Fransa'da 30 küsür bin civarında yıllık ortalama embriyo transferi yapılır. Zaten Avrupa'daki rakamlar da 120-150 bin aralığındadır. Büyük çoğunluğu bu ülkeler yapıyor. Ve dünyaya da, Avrupa'ya da hayvancılıkta baktığımızda öne çıkan bu üç ülke var. Yani İspanya falan bile bir tık geride. Evet. Almanya, Hollanda ve Fransa ile kıyaslarsak. E şimdi bu teknolojiyi kullanan ülkeler yine Amerika, Kanada bu ülkelerde çok yaygın. Brezilya işin piriydi. Artık Avrupa'da yavaş şey aman Amerika, Kanada falan da bayağı bayağı yaklaş şey yaptılar. Uygulamaya geçtiler. Onlar gibi de OPU yöntemi yani laboratuvarda embriyo üretim yöntemine geçtiler. Ama şimdi bizde bizde bir şey var. Tutuculuk var. Tutuculuk demeyeyim de böyle bir e, yeniliğe karşı kapalılık var. Evet. Bunu bürokratlarda da görüyoruz, akademik camiada da görüyoruz, yetiştiricilere de görüyoruz. Bizim hayat felsefemiz gibi bir şey yok. Şimdi bunu. bakıyorsun akademik camia benim projede eleştiri, yaygın etkisi yoktur diyor. Bir tane inek var. Bu ineğin 56, 54 tane boğası var. 54 tane boğası sperma üretiyor ve dünyaya bunların sperması satılıyor. Bir boğa yılda ee, minimum dozlarla gittim. Yani bir boğanın üretebileceği hepsi minimum dozda üretsin dedim. Yıllık üretimler en az 2 milyon ki bu 3'e 5'e belki 7-8'e katlayabilir. Çünkü ben minimumla gittim ama maksimum 1500 doz verecek boğa da çıkıyor biz ejekülatta Bir Hayvan bir sperma verdiğinde 1500 dozda sperma üretebilir. Benim gittiğim rakam 250 falandı. Dolayısıyla demek istediğim şu. 2 milyon diyelim. 2 milyon doz spermayı ben kullandığımda 1 milyon buzağı elde ettim diyelim %50 gebelikle. Bu 1 milyon buzağıya o anneanne olarak pardon babaanne oluyor. Boğa'nın anın babasıydı. Babaanne olarak %25 oranda genlerini yayıyor. Ve yaygın etki yok eleştirisi geliyor. Bilmiyorum üreticide yani şimdi şöyle. Anneden babadan yüzde elli genler gelir. Bizim anneannemiz, e, babaannemiz e, işte e, dedelerimizden de yüzde beşer oranında genlerimiz gelir. Benim e, genlerimin yüzde beşi dedeme aittir. Yüzde ellisi babama aittir. Yüzde yirmi beşi diğer dedeme aittir. %25'e ee, %25'i e, %25 de anneanne babaanneye aittir ve anneden de %50'dir bu matematik genetik budur evet. dolayısıyla bu kadar önemli ya yani bu kadar çok sayı ya, bir boğadan daha çok yaygın etkiye sahiptir bir boğa kendi şeylerini yayar e, o da işte e, yaklaşık o, o, yani 100 bin yoktu 40-50 bin yoktur maksimum rakamlar civarında gidersek ortalama Şimdi bu kadar yaygın bir etkisi olan bir şeye bile inanmayan bir e, akademik, akademik camia, camia bir da mi? var. Evet. Bilmiyorum bil, bu nasıl yani ben şaş, şaşıp kalıyorum onu okuyunca. Öyle ya hocam okuyunca. söylem var ama bu söylemin Yetişti. arkasında duruluyor mu? Bir şimdi olur. ondan sonra gidiyorsun e, bürokraside arkadaş emriyo transfer yapacağım diyor izin, izin almaya çalışıyor. Ya tohumla geç git denilebiliyor. E, yani şimdi... Gerçekten sıkıntı var. Neyse bu emri işi uzun iş. Ee, gelelim biz e, şu anda mesela bir de gündemde olan e, peynir fiyatı sütü şey pardon peynir fiyatları et fiyatını geçti meselesi Geçmiş. var. Buna e, ne demeli yani bu bu da gerçekten enteresan bir durum. Hocam yani şimdi belki tüketiciler tüketicilere de uyarı yapıyorduk biz. <laughs> belki yetkililere uyarı yapar diye. E, talepte bulunur diye bu süt fiyatlarının artmasının sebebi biz üreticiler değiliz. Ya üretici Bizim üretimde enflasyonumuz Türkiye'de yaşanan enflasyonun en büyük mağduru süt üreticilerdir. Aynen, Redir. En alt tabakadayız biz hocam. En altta yer alan ilk ilktir ya bana göre. Ya et üreticisi de öyle keza. Hocam yani bir fedakarlık yapılmalı ama evet, bu zekarla herkes taşın elinin altına yani yapıyoruz. sadece üreticiye izilmemeli burada yani ben bütün hani şey büyük, demiyorum kimsenin kazancında gözüm yok Kimse ya herkes, kazanmalı. herkes kazanmalı herkes kazanmalı ama yapan... mesela örnek veriyorum yüzde iki fabrikanın yem fabrikasının kazancı diyelim yüzde iki tohum firması yani normal mısır tohumundan arpa buğday tohumundan bahsediyorum Sütümü alan süt firmasının yüzde iki kazancından bu tüketicinin sofrasına yansıyacak olan bir şey ki programdan önce de konuştuk mesela. Bizim en büyük gider kalemimiz mazot. Mesela ben silajlık mısır yetiştireceğim. Yeri hazırlıyorum mazot. Buna bir maliyet. Ekiyorum mazot. İlaçlayacaksın. Arasını, mazot. arasını sürüyorum. Çapa, yapıyorsun. çapa yapıyorum. mazot. Suluyorum mazot. Biçiyorsun Biçiyorum mazot. mazot. Taşıyorsun mazot. Taşıyorum mazot. mazot. Siloluyorum mazot. E ee, bu yap, kabayı mı yaptığım? Hayvanın önüne yemi Yem servis etmem için yine, yine mazot. mazot. Yani bu benim ciddi manada Förettiğin bir enerji. Sütün taşınması mazot. Aynen öyle. Ee, Şimdi A'dan Z'ye ciddi manada enerji maliyetini yaşayan... Kaç aşamada? Yaşan... Oho, hocam. Her aşamada. 10 katı buluyor. her aşama. A, a, Adımı mazotla atıyoruz biz. Yani ben işte o kaldırılsın bu verilsin bu verilmesin şey demiyorum. Bunları bizden daha iyi analiz edebilecek bir yetkililerin olduğunu düşünüyorum ki yani eğer ki Önümüz seçim. 3 aşağı 5 yukarı hocam. Yetkililer e, bu manada tüketicinin sofrasını yansıtmak istiyorsa, ya girdi düşmeden hiçbir gıda ucuzlamaz. Girdimizi düşürün, gıda ucuzlasın. Bu kadar. Basit. Diğer bir şey de e, yani et konusunda yani et de böyle gitmeyecek. Et de dengesini kuracaktır. Tabii ki de. Yani bir de e, çok hovardaca bakın bir de e, inek kesiminde bir kasaplık değer vardır, bir de damızlık değer vardır. Evet. Şimdi biz düve ithalatında 3400 e, dolarları falan konuşuyoruz, 3000 küsürleri. Peki ben bunu götürüp kestiriyorum dediğimde doğum doğum yaptı, gebe kalmadı, kesiyorum dedim. Kaça satacağım? 20.000, 25.000, 30.000 bugünkü değeri. Hadi hı. maksimum. Biz maalesef ve maalesef üreme sorunundan dolayı değil, e, hastalıktan dolayı değil, e, maliyetlerden dolayı damızlık değer ...taşıyan hayvanlarımızı... ...et fiyatına tükettik. Aynen öyle. Ve e, yerine konmasının bedelini de... ...çok ağır bir şekilde ödeyeceğiz. Herkes ödeyecek. ödeyecek. Yani şu ülke... E, ...yani... ...Selçuk Bayraktar... ...işte yine onun Milli yanında... ...Ankamız... ...işte başka şeyler... bu ...bu kadar büyük teknolojileri... ...yapabilmiş bir ülke... Bunu başarmış bir ülke. Bunu Hayvancılıkta başar. da efsane yazıp yaratabilir. Ee, yani çok güzel bir hikaye oluşturabilir. Her şey de bitmiş değil. Ama gerçekten üretene kazandırmadan da tarımda hiçbir sistem yerine oturmaz. Taşlar yerine oturmaz. Ve e, sahanda su döverek de bir yere varılmaz. Evet. Radikal, gerçekten yani ucuz istiyorsan benim üretim maliyetim belli. Sübvans edeceksin. Aynen öyle. Ya da benim kar marjımı ben yani yetiştirici köşeler dönmek istemiyor yani böyle. Ya tabii ben, İnsanca yaşayacak bir hocam, gelir bize düzeyi. <laughs> üreticinin fuarlara bile git, zor gitti. Neden gidemez ki? Sabah hayvan bakıyor, akşam hayvan bakıyor. Bursa'dan kalkıp Antalya'ya gidecek. Hayvanını kime emanet edecek? Böyle bir lüks yaşam yok ki. Bayram yok, seyran yok. Evet. Yani burada tüketenin bu kadar zor işin sonunda da e, şey yaparak ülke nüfusu belli 3 aşağı 5 yukarı ya üreten de belli. belli her şey belli ya zor bir şey yok dediğiniz gibi biz neleri üretiyoruz bunu mu yapamayacağız ya biz Türk milletiyiz biz her şeyi başarabiliriz ya zaten özümüzde hayvancılık var aynen öyle biz yani atamızdan koyunculukla gidiyoruz İngilizce et sokabildiğimiz tek kelime yoğurt evet <laughs> yani bu bunlar Sucuk yapmışız, işte atın üstünde göç etmişiz, göçeriz. Tarihimiz hayvancılık tarım zaten bizim. Yüksek teknolojiyi yapmışız, özümüzden gelen şeyi mi yapamayacağız? Gerçekten birazcık doğru politikalarla bu işlerin de en kısa sürede düzeleceğine inanıyorum. Süremizin de sonuna geliyoruz. Burada yetiştiricilerimize ne tavsiye edersiniz? Yani gidişat, sınır talep kaynaklı bir kere fiyatların yukarı yönlü gidişi engellenemeyecek. Yani o bizden kısa kaynaklı. Zamanda. Değil. Yani tüketici bunu bilsin. Ya hayır ama şimdi biz zaten en büyük sıkıntı şuydu. Yukarı yönlü gidişlerde hep müdahale edildi. Evet. Ama aşağı giderken kimse müdahale etmedi. Serbest düşüş. Serbest Devam piyasa. Et. O zaman serbest piyasa oluyor ama fiyat yukarı gidince hop dedik oluyordu. Yani bunun da ben şuna karşıyım yani. Tümden başı boş bırakılmamalı. Gıda önemli, insanların dengeli beslenmesi için gıda maddelerinin ulaşımını sağlamalıyız. Ama bunu bir tek üretenin sırtına yüklemek en büyük yanlıştır. Ee, bir taban fiyat, bir tavan fiyat, bir aralıkta ama o aralıkta üreteni de yaşatacak bir aralıkta tutmak hedefli olmalı. Bizde <laughs> maalesef tavan vardı, taban yoktu. E, tavanı da kaybettik şimdi. Neden? Şimdi Döviz ikanım, arttı. ne toban var. Döviz arttı. Ne olacak şimdi? Dışarıdan eskisi gibi getirip fiyatı düşürme ihtimali yok. Türkiye daha ucuz şu anda bakarsanız. Evet, turist gelen turistler. Dolayısıyla hayvanlarda ne yapsın? Bir şekilde yetiştiricilerimiz de sahip çıkmaya çalışsın. Çünkü yerine bir daha elden çıkardığında yerine aynı hayvanı koyamayacak. Ben şunu söylüyorum hocam. Son olarak toparlayayım. E, 25 litrenin altı işletmeler zarar edebilir. Biz bunun matematiksel hesabını bilir kişilerle beraber yaptık üreticilere tavsiyemdir. E, 25 litrenin altına düşmemeli. Ortalama olarak. <laughs> Diğer yandan üreme ile alakalı ivedilikle çalışmalar yapmalı. Çalışma dediğim nedir? En yakın veteriner hekime danışına, danışabilir. Yemini aldığı yem firmasını zooteknistinden destek alabilir. Ve hayvanlarını kısa vadede e, tohumlayıp 9 aya kadar doğumunu yaptırırsa kazanan kendi olacak. Ya burada da işte genetik kapasiteyi arttırma yönü kaliteli tohum kullanma vesaire gibi şeylerde artık verimli süre farkına elde etmek varılması için tabii. lazım. Yani artık bilinçli bir üretici. Birim başına verim artık gerçekten daha önemli hale gelir oldu. Aynen öyle hocam. dolayısıyla bunlara dikkat etmeliyiz. Yani birim edecek. alandan hani birim alandan maksimum verim elde etmek için elimizden geleni yapmalıyız. Biz de e, sahadayız. Bize de danışabilirler. Bizimle de görüşebilirler. istişare edebiliriz. Bu arada süt fiyatları konusunda da işte OSK'mız vardı. OSK da devre dışı kaldı. O kimdi hocam? <laughs> Onun dışında ben özellikle her seferinde vurgulamaya çalışıyorum. Süt fiyatları aylık revize edilmeli. Evet. Yani e, mazota petrole gelen zam ertesi gün mazota yansıtılıyor. Bizim girdilere gelen zam 5-6 ay, 3-5 ay bir yıl, 15 aya kadar sürünceme de bırakılabiliyordu. Evet. Bu doğru bir sistem değil. Ee, ucuzluyorsa süt fiyatı da düşsün. Benim girdim belli. Aynen Kullandığım öyle. malzeme belli. E, döviz düştü. Atıyorum yurt dışında emtia düştü. Süt fiyatını da düşürün ya. Altı ay sabit kalmasın. Ama Hiç çıkıyorsa olur. da çıkarın. Yani Aynen bana e, üretimi sürdürebilecek bir kar marjı yaratarak sütü fi, sütün fiyatını aylık bazda düzenleyin. Bundan ben zarar etmem. Düşse de zarar etmem, çıksa da zarar etmem. Çünkü e, maliyetim karşılığımı problem yok. E, üretim şeyimizi korumuş olacağız. E, son sözlerinizi alalım herhalde. Söylüyorum. Buradan e, Abdil Burhanettin hocama da selamlarımı iletiyorum. Son söylediğiniz cümle istinaden onun kullandığı cümleyi kullanarak ben e, konuşmamı sonlandırayım. Raftan geriye fiyat bu konuda herkese rahatlatacaktır hocam. Kimseyi de strese sokmaz. E raftan geriye fiyatı olduğunda çıksa da artsa da dediğiniz gibi. Raflarında, herkes memnun olur. Yani üreticiden çok rafların kontrol edilmesini ihtiyaç Tabii var. Tabii Yani bunu dönemde, özellikle söylüyorum. Özellikle söylüyorum. Aynen. E, bunu bir alt tabanda gören biri olarak ben görebiliyorum. Ama umarım. Çünkü marketten markete ya da ne bileyim e, e, mahalleden, semtten mahalleden semte. mahalleye semtten semte o kadar çok büyük farklar var ki hadi bir kısmı toler edilebilir küçük çapta. Ama ciddi farklar var. Evet. Yani üreticilerimiz de bizim vatandaşımız, tüketiciler de bizim vatandaşımız. Evet. Ama tüketicilerin de şunu bilmesi lazım, üretici olmazsa aç kalırız. Aynen öyle. Evet bu hafta da bizim misafirimiz değerli Aykut Yaman Bey'de Kendisine teşekkür ediyoruz. Hayvancılığın yaşamış olduğu sancılı sürecin de yavaş yavaş sonuna gelir gibiyiz. Umarım daha iyi... Günler hak ettiğini üretenin hak ettiğini aldığı günlerin en kısa zamanda gelmesi dileğiyle herkese hayırlı bereketli günler dilerim.